Hoca Anne, Harun Tokak. Haziran benim için biraz da hüzün ayıdır. Sevgili Peygamberimiz bir Haziran günü sonsuzluğun sahibine yürüyor. Ne sahabelerin sonsuz sevgisi, ne de sevgili kızı Hazreti Fatıma annemizin gözyaşları onu durduramıyor. Hayalleri yarım kalan babam da 1995 Haziran'ında aramızdan ayrıldı. Ve tarlalarımızda başak bağlayan ekinler, ne elma bahçeleri, ne inşaatı yarım kalan cami, ne evimizin önünde boydan boya uzanan asma çardağı, ne de içlerinden güneşin damla damla döküldüğü üzümler, ne de bizim gözyaşlarımız onu durduramadı. Hoca Efendi'nin annesi, hepimizin anası Refia Ana da yine bir Haziran günü sonsuzluğun sahibine yürüdü. Refia Ana iyice ağırlaştığı bir gün, Hoca Efendi'ye haber verin gelsin, gözlerim iyice kapanırsa oğlumu belki bir daha hiç göremem diyor. Hoca Efendi haberi alır almaz İzmir'e gidiyor. Aylardan Ramazan'dır. Hoca Efendi bir hastane odasında bilinci kapalı olan ve baygın yatan annesine ana diye sesleniyor. Oğlunun sesini duyan anne gözlerini açıyor, etrafına bakınıyor, hoca mı geldi diyor. Evet ana ben geldim. İftar ettin mi oğlum, bana dua ettin mi diyor ve sonra yine kendi alemine dalıyor. Refia Ana'nın bakışları uzaklara, çok uzaklara, ötelere gidiyor. Uzak, başka bir yerlere. İzmir, Haziran sıcaklarında yanıyor. Her güzel insanın arkasında mutlaka muhteşem bir ana vardır. O analar kurar medeniyetleri. Peygamberimizin annesi Gül Sultan'ın güzel gözlerinde gökteki güneş sönerken, o geride bütün insanlığı aydınlatacak sonsuz bir ışık bırakmıştı. 1940'lı yılların zor şartları altında dahi köyün çocuklarına Kur'an öğreten, eşine ve çocuklarına gösterdiği titizlikle tanınan, çocuklarını mutlaka abdestli emziren, erken yaşta onları namaza alıştıran, takvasıyla tanınan gerçek bir Anadolu kadını olan Refia Ana'nın gözlerindeki ışık yavaş yavaş sönerken, geride bütün renkleri ve mevsimleri güzelleştiren muhteşem bir aydınlık bırakıyordu. Hoca Efendi sanki ilk defa anasının yüzünün bu kadar güzel olduğunu fark ediyor. Güneşin en güzel renkleri batarken ortaya çıkar. Çevrenlerin o tatlı kızıllığı akşamüsleridir. Biraz sonra ışıklar sönecek, sular kararacaktır. O aydınlık, milyonlarca meşaleyi tutuşturan ve dünyayı bir meşale ormanı haline getiren, evlatlarının en hayırlısı olan Fethullah Gülen Hoca Efendi'dir. Kur'an okutmanın yasak olduğu devirde evlatlarını gece yarısı uykudan kaldırıp onlara Kur'an öğreten, üstelik sadece kendi çocuklarına da değil, köyün bütün kadın ve kızlarına Kur'an öğreten, Hoca Efendi'ye daha 4 yaşında Kur'an okumayı öğretip bir ay içinde de hatim yaptıran soylu kadın, yatağına çekilmiş sessiz ve sakin bir ırmak gibi sonsuzluğun sahibine doğru akmaktadır. Hoca Efendi, tek başına bir kadının, 15-20 kişinin sofraya oturduğu bir evin bütün işlerini yaptıktan sonra bir de Kur'an öğretmeye vakit bulabilmesi, insanı hayrette bırakan bir husustur, diyor. Hem o günkü kadına ait işler sadece ev işleriyle de sınırlı değildi. Davarların sağımı, tarla, bağ, bahçe işleri, bir taraftan ceberut bir idarenin baskısı, diğer taraftan kendine ait yapması gereken zor işler. Bütün bu işlerin arasında evlatlarının her halini dikkatle takip eden bir anadır o. Bir gece daha ilkokula giden küçük Fethullah'ın namaz kılmadan yattığını fark ediyor. Namazını kıl öyle yat, ben de yorgunum, seni kaldıramam belki diyor. Ana çok yorgunum, kalkar kılarım. Son derece şefkat abidesi olan Refia Ana, konu namaz olunca çok sert çıkıyor. Eğer namaz kılmadan yatarsan sabah kalktığımda senin cenazeni göreyim. Küçük Fethullah kalkıp namazını kılıyor. 1940'ların yokluk yıllarında bazen evde 20-25 kişi misafir ağırlıyor. Tifo dahil birçok ağır hastalık geçiriyor. Bir dönemde vücudunun tamamını Hazreti Eyyub gibi yara bere sarıyor. Hoca Efendi, annemin bel ve ayaklarının ağrımadığı hiçbir günü ben hatırlamıyorum diyor. Bir ömür boyu evlatlarının bütün hallerini takip ediyor, Hoca Efendi'ye düşkünlüğü ise bambaşkadır. 1980 darbesinden sonra 6 yıl boyunca köşe bucak aranan Hoca Efendi, bir fırsatını bulup da onu her ziyaret ettiğinde Refia Ana'nın ilk sözü can yakıcıdır. ''Oğlum nerelerde kalıyorsun? Kaldığın yerlerde soba yanıyor mu, ısınıyor musun? Ayakların hep çok üşürdü senin, yine üşüyor mu?'' Ana yüreği seziyor,
Hoca Efendi bazı geceler kalacak yer bulamadığı için soğuk kış gecelerini benzini biten arabalarda geçirmek zorunda kalıyor. Bulduğu yerlerde de ışık yakmak tehlikeli olduğu için mum ışığı ya da denizci fenerinin ışığıyla kitap okumaya çalışıyor. Bir ömür boyu kendisini takip edecek hastalıklar o soğuk gecelerde yavaş yavaş vücudunda mekan tutmaya başlıyor. Bazı geceler dost bildiği bir evin kapısını çalıyor. Önce tül, sonra perde aralanıyor. Lakin ne pencere ne de kapı açılıyor. Hastanede yapılacak bir şey olmadığı anlaşılınca Refiye Ana eve götürülüyor. Evin bir odası minik bir hastaneye dönüştürülüyor. Hoca Efendi, annesini kardeşlerine emanet edip İstanbul'a dönmek zorunda kalıyor. Ramazandır, kürsüler onu bekliyor. Yapılacak çok iş vardır. Zaman dardır. Refiye Ana'nın cehennemin alevlerini söndürecek kudrete sahip gözlerindeki gülümseyiş her geçen gün eriyor. Hoca Efendi her konuşmasında hitap ettiği cemaatten anası için dualar istiyor. Çok dua edin, ümmeti Muhammed'e dua edin. Bir de benim üzerimde çok hakkı olan şu günlerde çocuklaşmış bir hasta validem var, onun için de dua ediniz. Ben 55 yaşındayım, hala annem beni dizlerinin dibindeki bir çocuk gibi görüyor. Şu hastalığında bile gelsin burada otursun, hala niye gelmedi, hala niye gidiyor diyor. Şu yaşımda anamın yanına gideyim, bir çocuk gibi başımı dizlerine koyayım, koklasın, bana bir de nasihat çeksin, yatarken battaniyeni al üzerine, üşürsün, ne olur ne olmaz, arabayı iyi şoför kullanmıyorsa binme o arabaya desin. Hani içinizden gelir ki, abi ana ben bunları bilirim ama dememişimdir, demem çünkü anama karşı ukalalık yapmaktan sakınırım. Çünkü ana bu, bütün analar böyledir. Hoca Efendi'nin bu sözlerinden sadece 6 gün sonra Refiye Ana, 28 Haziran 1993 Pazartesi günü bir seher vakti ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Acı haberi alan Hoca Efendi İzmir'e gidiyor, odada annesiyle baş başa kalıyor. İçeride neler oldu, ne konuştular bilemiyoruz ama Hoca Efendi dışarı çıktığında ayakta zor duruyor. İşte şimdi yetim kaldım, dünyam başıma yıkıldı diyor. Artık her konuşmasına hep annesi misafir oluyor. Keşke hep başında dursaydım, başına bir yastık koysaydım, yanında yatsaydım, yanında olsaydım. Erzurum'da günde iki defa hem öğlen hem ikindi annemin elini öpüyor, yüzüme gözüme sürüyordum. Bugün olsaydı o zambak gibi mübarek ellerini yüzüme gözüme sürerdim. Bir yere sohbete, konuşmaya giderken benim için bir güç kaynağıydı. Şimdi gelirken de mezarının başına gittim. Ana dedim, yine gidiyorum ama çok garibim. Evet, hissi bir şey ama öyle davrandım. Ailemden sadece hizmet için ayrıldım. Ne maaş, ne evlilik, ne çoluk çocuğum için, ne malım için. Hizmet dedim. Annem babam buna belli ölçüde inanmışlardı. Vefat ederken yanında olamadım. İçimde bir ukdedir. Kendimi hiç affetmiyorum. Geldim, bir hafta kaldım. Konferanslar bitti, hemen gidecektim. Telefon ettiler, valide vefat etti. Yanında değildim. Bugün 5 sene olmuş ama ben kendimi affetmiyorum. Yuh diyorum, sen hizmet dedin, burada durdun, annen orada sahipsiz kaldı. Kendimi hiç affetmiyorum. O affeder mi, affetmez mi? Ablam 1-2 defa dedi, anneler büyük olur, şefkatli olurlar ama ben kendimi affedemiyorum. Kaldı ki nefsim adına değildi. Ben annemden hiç acı bir şey görmedim. Hep dua ederdi bana. Hatta bana bu kadar şey yapıyorsun derdim, kendi içimden Allah sevmeyebilir bunu. Alsaydım anne babamı ömür boyu omzumda gezdirseydim, kalbim taşır mı, soluklarım biter mi, zannediyorum yine haklarını ödedim diyemezdim. Artık Hoca Efendi'nin her sözü bir inkisar, bir vicdan azabıdır. Erzurum'dan Mehmet Kırkıncı ve Osman Demirci hocalar Hoca Efendi'ye taziyeye geliyorlar. Bir dua kaynağını daha kaybettin diyor Kırkıncı Hoca ve birkaç gün önce gördüğü bir rüyayı anlatıyor. Geniş bir bina, ucu bucağı görünmüyor, zemini de halı gibi döşenmiş. Siz birden yanımda beliriyorsunuz ve binayı bana anlatmaya başlıyorsunuz. Tabiri nedir? Estağfurullah, siz daha iyi bilirsiniz diyor Hoca Efendi. Sizin hizmetinizin çok gelişeceğine işarettir diyor Kırkıncı Hoca. Bu sizin hizmetiniz, sizin, sizin diye ağlıyor Hoca Efendi. Haziran benim için biraz da hüzün ayıdır. İnsanlığın en hayırlısı bu ayda sonsuzluğun sahibine yürüdü. Hayalleri yarım kalan babam bu ayda aramızdan ayrıldı. Güzel gözlerinde gökteki güneş sönerken geride bıraktığı evladıyla dünyanın bütün renklerini güzelleştiren bir evlat bırakan Refiye Ana
bu ayda aramızdan ayrıldı. Dedim ya, Haziran benim için, bizim için biraz da hüzün ayıdır.''